İkinci araç pazarında hareketlilik var. Satışlar Mart ayına kıyasla %29. Geçen senenin aynı dönemine göre yani Nisan ayına göre bakıldığında %34 yükseldi. Ayrıntıları A Haber ekibinden Mehmet Nilüfer ve konuğu anlatacak. Mehmet. İkinci el otomobil piyasasındaki yıllık ve aylık artışın sebeplerini anlamaya çalışacağız. Bu yüzden Sancaktepe'deyiz ve yanımızda ikinci el otomobil satış uzmanı Metin Tüzel var. Efendim hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, merhabalar. İkinci el piyasası hızlandı. Neden? Bunun en büyük sebeplerinden biri üretimdeki durgunluk. Araç üretimi bazı nedenlerden dolayı biliyorsunuz parça tedariğinden dolayı azaldı. En büyük sebeplerinden biri bu. İkinci sebebi turizm bildiğiniz gibi hareketlendi. Bayram girdi araya ve yabancı turistlerin gelmesiyle birlikte kiralama rezervasyonları arttı. Bundan dolayı kiralama firmaları sıfır araç bulamadıkları için ikinci ele yöneldiler. Piyasadaki büyük miktardaki aracı kiralama firmaları çekti. Şimdi Metin Bey, mesela sıfır otomobilde bir tedarik problemi var. Evet. Bu tedarik probleminin sebepleri ne? Parça tedarik sorunu var. Ukrayna'daki savaş, çip sorunu biliyorsunuz. Bunlar önemli sebeplerinden biri. Ukrayna'daki savaş neden etkiledi? Oradan gelen bazı kablolar gelmiyor şu anda. O yüzden üretimde problemler yaşanıyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde ikinci el piyasasına daha bir rağbet mi olacak? Evet, öyle gözüküyor şu anda. Çünkü sıfır araçta gene üretim düşük olarak gidecek gibi gözüküyor. Hiç şüphesiz yelpazeniz geniştir ama mesela ikinci el otomobil almak isteyen birisi ailesiyle güvenle binebileceği tarzda, o skalada kaç paradan başlıyor, kaç paraya kadar yükseliyor? Vallahi şu anda en düşük araba 300 liradan başlıyor, 300 bin liradan başlıyor. 300 bin lira ve üstü oluyor. Yani benim 300 bin liram yoksa araba piyasasına çok yaklaşmayayım mı? Şöyle 2010 ve 2015 model araçları alabilirsiniz tabii onun altında. Ama şu anda yüksek modellere daha çok rağbet var. Kiralama firmaları 3 yaşa kadar araçları alıp kiraya verebiliyorlar. O yüzden en fazla onlara var şu anda. Kiralama firmalarının devreye girmesi önümüzdeki mevsimde mesela yaz aylarında dönemsel kiralamak isteyen vatandaşlara hizmet amacıyla mı onlar piyasadan araba çekiyorlar? Aynen, aynen. Hizmet kiraya vermek için araç çekiyorlar. Sıfır araç bulamıyorlar çünkü. O yüzden. Ama Eylül'den sonra geri dönüşler başlayacak. Biraz piyasada araba çoğalabilecek. Piyasada biraz bolluk olduğu zaman fiyatlarda da bir durgunluk olacak tabii. Yükselme olmaz yani. Mesela ikinci el otomobilde o %34'lük artışta pandeminin azalma etkisini ne kadar görüyorsunuz? Vallahi pandeminin azalma etkisi de var. Ama pandemi döneminde de bildiğiniz gibi araçlarda gene bulunurluk parça sorunu vardı. Parça sorununun olması nedeniyle gene bulunurluk azdı ama ondan sonra biraz daha fazlalaştı. Bakalım önümüzdeki günler neler getirecek. Evet. Çok teşekkür ederiz Metin Bey. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. Metin Tüzel ile beraberdik efendim. İkinci el otomobil konusunda, satış konusunda uzman bir isimdi. Hem o hareketlenmenin sebeplerini hem de önümüzdeki dönemde ikinci el otomobil piyasasını nelerin beklediğini konuşmaya çalıştık. Bu yayınla beraber söz yeniden sizde.